Efendim, Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde bulamayacağınız renkli tabloları ve grafikleriyle borsanın şirketlerinin yeni bir bölümüne daha başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer. Evren Bey, hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Evren bulduk. Bey yine bize tablolar, grafikler, renkli rakamlar, dolu dolu bilgilerle geldiler. Sağ olsunlar, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim davetiniz. Evren Bey, sizinle perakende işleyeceğiz. Perakende sektörü sizin uzmanlık alanınız çünkü. Ama önce bir borsaya çok insanlar merak ediyor tabii. Borsa güzel güzel yükseliyordu ama biraz ağzının tadı bozulmuş gibi. Ne oldu ağzının tadı bozuldu borsanın? Yani burada tabii global gelişmeler önemli. Biliyorsunuz Fed'in bir faiz artırım süreci var. Süreci var, Bu evet. akşam da onun hani ne kadar geleceği, 50 bas puan mı olacak, 75 bas puan mı olacak? Onunla ilgili tabii bir belirsizlik var. O da borsayı olumsuz yönde etkiliyor tabii tüm global piyasaları olduğu gibi. Gibi. Dolayısıyla hani bizim borsamız da bundan biraz olumsuz etkilendi. Burada enflasyonun yüksek olması tabii hani varlık fiyatları için uzun vadede olumlu ama böyle ara ara düzeltmeler göreceğiz gibi görünüyor. Burada da işte global gelişmelerin etkisinin arttığı dönemlerde bunları yaşıyoruz. Anladım. Peki içeriden etkiler var mı? Yani içeride de geçen hafta bir dizi düzenleme oldu ekonomi yönetiminin. Onun borsa şirketlerine, hisse senetlerine etkisini gözlemledik mi acaba? Bir miktar tabii o da var çünkü yani yeni ürünün ne olacağı tabii merak ediliyor piyasa tarafından ve ne Öyle bir olursa ürün olsun. beklentisi var değil mi? İyi, Evet, yani bu bir böyle. alternatif olacak. Çünkü uzun süredir özellikle işte hem kurda hem mevduatta enflasyonun altında getiriler var. Borsada da ciddi dalgalanmalar yaşıyor hem global gelişmelerden dolayı hem işte bizdeki enflasyonun şirketlerin finansallarına yaptığı baskılar sebebiyle. Dolayısıyla böyle getirinin daha yüksek olabileceği beklentisiyle insanlar bekliyorlar hani başka bir alternatif gelir mi diye. Bu da borsanın tabii Yani bu performansını alternatif olumsuz gelir etkiliyor. endeksi senet değil herhalde öyle. Beklenti en azından o yönde. Yani gelir Yani mi gelmez mi bilmiyorum. enflasyona dayalı bir araç Araç enstrüman bekleniyordu bekleniyordu. ama bu gelire endeksi senet geldi. Geldi. Buradaki getiriler hani ne olacak nihai aşamada o tabii Evet. insanların kararlarını etkileyecektir mutlaka. Benim de duyduğum işte DTH'ların, döviz sevdiat hesaplarının bozulması karşılığında enflasyon artı %10 gibi bir tahvil düşünülüyordu ama o rafa kaldırıldı diye duydum. Bu sadece bir duyum yani onun altını çizerek belirtelim. Biz tabii ana konumuz şeye geçelim isterseniz. Tabii. Perakende'ye geçelim. Sizin uzmanlık konunuz elbette borsa ve finans piyasalarında bütün konularda uzmansınız ama Estağfurullah. özel uzmanlık alanınız perakende. Perakende de çok konuşuldu. Özellikle pandemi döneminde bunlar çok kazanıyorlar vesaire. İşte Evet. hisse senetler ona göre zaten yükseldi. Ben önce şöyle başlayalım. İşte son bir yılı baz alırsak yurt dışı ve yurt içi gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin perakende etkisi ne oldu? Şimdi tabii perakende aslında daha çok hani yurt dışına odaklı bir sektör. Yani yurt içine özür dilerim. Yurt içine odaklı bir sektör. Yurt dışındaki gelişmelerden böyle çok aslında inanılmaz etkilenmiyor. Evet. Çünkü hani kendi iç dinamikleri var. Sonuçta burada bir sabit bir talep var. Ekonominin büyümesiyle işte nüfusun artmasıyla buradaki talep değişiyor. Doğrultulu tabii. Bizde tabii böyle yani organize perakende de aslında daha ekstradan büyüyor. Çünkü hala penetrasyonu daha az bir gelişmiş ülkelere Tabii kıyasla. borsadaki şirketler de organize Aynen perakende öyle, şirketleri. evet. Dolayısıyla bizim de ağırlıklı bahsedeceğimiz onlar Doğrudur. galiba. Yani burada şimdi son bir senede ne oldu? Birincisi tabii geçen sene aslında ilk pandemi senesinin ikinci yılıydı. Evet. Yani dolayısıyla yüksek bir bazdan geliyordu şirketler ve hani bir miktar böyle yavaşlamalar gördük. Büyümeler tabii ki kuvvetli bir şekilde Ama devam bazı etti yüksek ama olduğu için bazı galiba değil yüksek mi? olduğu için tabii Yani mesela biraz da %50 yükseldi. İşte 100 iken bir şey. %50 yükseldi. 150'ye. Şimdi 130 olunca düşmüş gibi görünüyor ama gene de 30 yani aslında 130 da düştü. olmadı. 150'den 160'a 70'e gitti ama bir önceki sene Anladım. %50 büyümüşken bu sene Anladım. %20 büyüdü. Yok Biraz ben daha enflasyona yaklaştı. rakamları tamamen attım. O yüzden hani örnek olsun diye. Dolayısıyla hani öyle bir baz vardı. Senenin başında 2021'in başında perakende yasasıyla ilgili bir takım böyle konular görüşülmeye başlandı. Bir taslak ortaya çıktı. Evet. Bunun organize perakendeler için olumsuz olabileceği işte bir beklentisi oluştu. Bu biraz hisseleri baskılamaya başladı. Zaten bir önceki seneden yatırımcılar ciddi kazançlar elde etmişlerdi perakende hisselerinde.
Ondan sonra senenin ikinci yarısından itibaren de bu rekabet kurumu ile ilgili dava cezalar vardı, evet. İşte Ekim ayında cezalar geldi. Onun evet. için ondan önce devam eden bir süreç vardı. O işte biraz etkiledi. Bu enflasyon artmaya başlayınca tabii haliyle enflasyonla mücadelenin sanki birinci seviyesi hani perakendecilermiş gibi görülmeye başlandı. Evet, dolayısıyla doğru. regülasyon riskinin artmasıyla bir miktar zaten daha önceden de karlar vardı. Hani ve sadece yurt içine odaklı. Çünkü sonuçta geçen senenin ikinci yarısında biz ciddi bir döviz artışı gördük ve hani burada ilgi bir miktar böyle ihracat gelirleri de eden, dövizle kazanan şirketlere de kaymış oldu. Hı hı. Bu perakendeye olan ilgiyi bir miktar azalttı. Üstüne bir de bu regülasyon riski gelince hem cezalarla hem perakende yasası tartışmalarıyla biz perakendenin biraz daha böyle geri planda kaldığı bir dönem yaşadık son bir buçuk yılda. Son bir yılda öyle oldu. Ama pandemi döneminde tam tersi bir durumdu. Pandemi döneminde cezalardan önce çok daha aynen farklı öyle. Bir durumdaydı. Şimdi ama geldiğimiz noktada da tabii öyle bir yerdeyiz ki biz yani ciddi bir büyüme var tabii enflasyonla birlikte. Onun dışında şirketlerin zaten hani artan organize perakende penetrasyonuyla bir büyümeleri var. Ama ona rağmen hisse performansları bunu tam olarak yansıtmıyor şu aşamada. Tamam, ona teker teker gelelim. Tamam. Şimdi önce hani grafiklerle gidersek. Tabii. Ciro büyümesi enflasyona paralel olmuş. Halka açık 4 tane büyük organize perakendecinin, değil mi, öyle diyebiliriz. Yani bu da gayet normal bir şey değil mi? Tabii. Ciro büyümesi ve enflasyon zaten birbirine korele. Evet. Enflasyonla beraber yani satılan malın fiyatı arttıkça cirosu da artmış. Aslında geriye doğru bakarsak böyle enflasyonun üzerinde ya yani işlenmiş gıda enflasyonun bir miktar üzerinde bir büyüme var. Hı hı. Bunun sebebi de tabii işte o dediğim hani penetrasyonun artıyor olması. Bu artış sürdükçe enflasyonu aşmayı başarıyor şirketler. Çünkü yeni mağazalar açıyorlar. Hem enflasyonun artışından olumlu etkileniyor. Yani toplam pazardan aldıkları pay. Tabii toplam pazardan aldıkları pay artıyor. İkinci grafiğimiz o zaten. %50 40'lardan 50'lere çıkmış 2015'ten beri. 2005'ten beri de %40 31'den 30'lardan 51'e çıkmış. Evet, işte burada hani ciddi bir şekilde perakendeciler, organize perakendeciler pay alıyorlar. Yani ne oluyor? Bakkallar marketlere dönüşüyorlar. Yani evet. Kapanıyorlar, yerlerine yeni marketler açılıyor. Burada hızlı indirim bir şekilde marketleri açılıyor. İndirim mesela, marketleri zaten mahalle aralarına evet. Bu peki bu modern ve geleneksel ayrımı yapıldığında %51'e çıkan organize perakendenin payı içerisinde 4 tane büyük borsa şirketi mi var yoksa diğerlerde var mı? Yani şimdi aslında hani temelde 5 tane büyük şirket var şu anda organize perakende tarafından. Hani bunlar hepimizin bildikleri şirket, bildiği şirketler. BİM, A101, Migros, Şok ve Carrefour'sa. Evet. Hani BİM'in bir de File diye kendi süpermarket markası da var. Bunu da onun içine katabiliriz. Evet. Dolayısıyla bu 5 oyuncu en büyük şirketler ve bunlar hani organize bu beş, perakendenin cirosunun yaklaşık %80'ini yapıyorlar. Hı hı. Bu oran tabii geçtiğimiz yıllarda daha düşüktü. 2011'de %50'ler 60'lar seviyesindeydi ama hızlı bir şekilde. Zaten siz de hani yani sonuçta perakende insanın dokunabildiği bir şey. Yani sonuçta demir çelik şirketinde nasıl çelik üretildiğini, onun nasıl kullanıldığını göremiyorsunuz ama hani sizin yaşadığınız mahalleye bir BİM açılıyor, A101 açılıyor. Hani bunu hepimiz görüyoruz onları. Evet, tecrübe edebiliyorsunuz yani oradaki büyüme çok açık bir şekilde devam ediyor. Bu da tabii yani o aslında perakende yasası tartışmaları, rekabet kurumu cezaları vesaire. Hani bunlar hep o penetrasyonun artıyor olmasıyla alakalı durumlar. Evet. Yani sonuçta regülatörün ve yasa yapıcının daha fazla ilgisini çekiyor. Çünkü siz büyüdükçe pazardaki rekabeti bozma riskiniz arttığı için burada daha fazla dikkat çekiyor. Geliyorsunuz. Dolayısıyla ona yönelik önlemler de alınabiliyor kimi zaman. Alınmak zorunda hissedilebiliyor. Evet. Şimdi bu grafiğimizde dört büyüklerin büyüme hızı bu yıl sektörün altında kaldı. Biraz önce bahsettiniz. Bu değil mi? Yani daha önceki yılında çok 2019-2020'ye doğru çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bu sene pazarın geri kalanının büyümesine göre pazarın geri kalanına göre daha biraz az, daha az büyüdü. Büyümüş. Ya burada tabii birkaç tane farklı sebep var. Online'da mesela hani siz de gene görüyorsunuzdur. Çeşitli işte Hepsi Burada'nın, Trendyol'un, Yemek Sepeti'nin, Getir'in daha fazla etkin hale gelmesiyle aslında yerel oyuncular da bir anda online pazarından pay alma şansı yakaladılar. Yakaladılar. Dolayısıyla onların payını artırıyor tabii, değil mi? 2021 yılındaki kapamalar, pazar günleri biliyorsunuz bazı günler marketler kapalı kaldı. Dolayısıyla o dönem alışveriş yapmak isteyenler bakkallara gittiler.
Yani tek tek baktığınızda aslında belki etkisi çok fazla olmayabilir ama hepsini üst üste koyduğunuzda bunların etkisiyle tabii diğer taraf daha zoruyor. Bir de 2020'de hani gene dedik ya bazın çok kuvvetliydi diye. Bu bazın kuvvetli olmasının sebebi perakende tarafında daha çok bizim takip ettiğimiz ana oyunculardı. Onlar da bir miktar kayıp yaşandı gibi görünüyor. Ama yine de tabii ki %25'in üzerinde bir büyüme hala var. Var, bu evet. Araya girip bir şey soracağım. Şimdi, evet bahsettiniz. Özellikle online alışverişin artışı herkesin malumu zaten. Ama fiyat bazında hiç bakabildiniz mi? Mesela bu şirketlerin organize piyasa, organize perakende şirketlerinin en önemli avantajlarının bir tanesi toplu alım yapabiliyor. Hatta bazıları kaynağında üretiyorlar değil mi? Görüyoruz onu hepimiz. Dolayısıyla daha ucuza mal edebilme ve daha ucuza satabilme olanakları var diye hep perakendeciler söylerler. Böyle midir durum hiç? Bunun, yani şöyle aslında perakendenin çünkü özelinde... Çünkü bir ara enflasyonun da sebebi olarak açıklandılar ya o yüzden... Yani o konu biraz daha tabii tartışmalı ama yani şöyle şimdi özünde zaten hani perakende işi aslında çok düşük marjlı bir ticaret işi. Yani siz bir ürünü bir yerden tedarik ediyorsunuz, topluyorsunuz, mağazanıza koyuyorsunuz. Sonra biri geliyor alıyor, onu satın alıyor. Siz de aradaki marjdan para kazanıyorsunuz. Evet. O yüzden de hani sizin doğrudan kendi bir üretiminiz olmadığı için marjınız görece düşük. Çünkü dediğim gibi bir ticaret işi. Dolayısıyla başta özellikle mağaza sayınızı arttırmanız gerektiği için, görünürlüğünüzü yükseltmeniz gerektiği için bir ölçek ekonomisine ihtiyacınız var. Yani siz işte 10 kutu süt sattığınızda hem alacağınız kotasyon farklı oluyor, hem o 10 kutu sütün sabit maliyeti daha yüksek oluyor. Ama 1 milyon kutu süt sattığınızda onun hem depolama maliyetini aşağı çekiyorsunuz, tabii, hem satın alma şeyini aşağı çekiyorsunuz. Ölçek ekonomisi işte. Aynen öyle. O ölçek ekonomisini yakaladığınızda aslında hani çok görece basit. Çok fazla o noktadan sonra yatırım harcaması gerektirmeyen. Çünkü yani bakarsanız perakendecilerin ortalama yatırım harcamaları yıllık satışlarının %3'ü 4'ü seviyelerindedir. En hani yüksek olduğu dönemlerde. Ama bu tabii ölçek büyüdükçe azalır. Yani en başta başladığınızda tabii ki çok daha fazla yatırım harcaması yaparsınız. Çünkü mağazalarınızı büyütmeniz lazım. Ölçeğinizi arttırmanız lazım. Ama belli bir seviyeyi aştıktan sonra hem nakit yaratmak çok kolaydır. Çünkü işletme sermayesi de sizin avantajınızdır. Diğer şirketlerin aksine. Hem de o ölçeğinizde hızlı bir şey hem ucuza alırsınız, daha insanlara kolay ulaşırsınız, ucuza satabilirsiniz. Dağıtım ağınız daha verimli çalışır. İşte kira için ne bileyim pazarlık ederken isminizi kullanabilirsiniz vesaire. Mağazada daha az kişi çalıştırarak daha verimli iş yapabilirsiniz. Çünkü hani daha standart bir sisteminiz vardır. Dolayısıyla hani ölçek önemli. Burada da büyük şirketler çok büyük ölçeklere sahip oldukları için bunu daha ucuza satıyorlar. Online'da tabii biraz daha farklı bir nokta var. Şimdi online aslında bizdeki organize perakenden işte 2000'ler başındaki dönemi gibi. Yani bir pazar var, bir potansiyel var. İnsanlar hani evlerine gelen ürünlerin bir şey konforunu yaşıyorlar. Ama tabii ki bunun için bir ölçek kazanmanız lazım önce. Dolayısıyla buradaki yaptığınız yatırım harcaması çok fazla. O yüzden de bazen böyle hani nakit akışından feragat edip özellikle finansmana ulaşabiliyorsanız burada hani o büyük oyuncularla pazardaki diğer yerleşmiş mağazacılık yapan büyük oyuncularla rekabet edilecek şekilde ya pazarı büyütmeniz lazım ki bu çok kolay değil aslında perakende pazarında. Hani doğal akışın üzerinde büyütmek. Yani bir yerden pazar payı almanız lazım. Evet. Ya da işte oradan çalmanız lazım. Pandemi onlara yardımcı oldu. Tabii, yani, evet. Yani o süreci çok hızlandırdı. Doğru. Ama diyorsunuz ki bundan sonra gidilecek daha çok yol var bu taraf. Ya burada tabii biraz şeyi de göreceğiz muhtemelen. Çünkü şu anda çok hani kalabalık bir alan. Çok fazla oyuncu var. Bu oyuncuların ya birbirleriyle birleştiklerini ya operasyonlarını devrettiklerini birkaç oyuncunun kaldığını göreceğiz. Borsaya gelen yok değil mi benim hatırladığım? Şu an için borsaya gelen yani şöyle. Borsa İstanbul'a gelen hepsi lazım. Burada var online olarak ama tabii bizim konuştuğumuz hani gıda perakendisi hepsi buradan çok ufak bir kısmı. Borsa İstanbul'da şu anda yok. Bir ara N11, o daha çok gerçi başka bir platform ama onu Getir satın almıştı. Hı hı. Onun gelme ihtimali vardı. Vardı, doğru hatırlıyorum ama şu anda yok. O da yok duruyor. Sadece yurt dışında halka açılmayı tercih ediyorlar. Orada da tabii şey yani burada Borsa İstanbul'da halka açılmanın kriterleri biraz daha yüksek olduğundan Amerika'daki halka arzlara göre
orada açılmayı tercih ettiler. Ama orada da yani bazı kriterler var. Uymak tabii zorundasınız. Haberleri geliyor biliyorsunuz. Burada karlılık kriterleri vesaire evet, bu biraz daha sert. Birkaç yıldır en azından FAVÖK yapıyor olması lazım şirketlerin. Hı. Orada Amerika'da biraz daha hani yatırımın başındayken de girilebildiği için orayı tercih ettiler. Evet. Orada ama verdiğiniz sözleri tutmanız tabii gerekiyor. Orada da evet başka kriterler var. Haberler geliyor çünkü. Evet, yani takip ediyoruz ben de. Konumuz olmadığı için açmayalım ama. Öyle. Şimdi güzel Türkiye'mizin bir haritası var. Bu haritada neler var? Medyan gelir, kişi başı gelir var. Bölgelere göre. Ve 10 bin kişiye denk gelen indirim mağazası sayısı var. Hı hı. Bu neyi anlatıyor Evren Bey? Ya şimdi şöyle, burada birazcık böyle hani yoğunluğun nerede yüksek olduğunu anlatmaya çalıştık. Hani tabii ki burada nüfusla ve gelirle çok bağlantılı. Ama hani şunu görüyoruz ki böyle en zengin Marmara bölgesinde bile hani diğer bölgelere işte Güneydoğu'yu belki biraz şeyde bırakırsak, dışarıda bırakırsak diğer bölgelere yakın bir penetrasyon var. Dolayısıyla hani burada büyüme için hala potansiyel var bu şirketler için. Hani bunun kısıtı ne olabilir? Belki işte şu anda inşaatların biraz daha az gidiyor olması, yeni gelişen bölgelerin biraz daha az olması. Ama hala organize perakendinin de %50'lerin hemen üzerinde olduğunu düşünürsek ciddi bir potansiyel var gibi görünüyor. Hiç yurt dışı örneklerine baktınız mı? Organize sanayi daha mı yüksek yurt dışında özellikle? Tabii. Sanki yani öyle görünüyor. Gelişmiş ülkelerde zaten %80'lerin 80 üzerinde. Ama bizdeki mesela 5 şirket mi yoksa 15-20 şirket mi? Yani o kadar, hiçbir pazarda o kadar büyük değil. Bizde tabii yani biz sadece 5 şirketi konuşuyoruz ama mesela yerelle indiğinizde çok fazla marka var. Fazla market de var. Yani doğru. Şeyde ona da organize deriz yani. Ya 15 kısmına, tane 20 tane olan. Şimdi şöyle hani normalde 5'in üzerinde aslında hani tanım olarak 5'in üzerinde organize perakendeye giriyor. Ama hani yani şimdi küçük bir şehirde 5 mark mağazası olanla işte mesela İstanbul'da 150-200 mağazaya sahip market zincirleri var. Hani siz de görüyorsunuz. Evet. Onlar tabii yani arada bir kategorik fark var tabii ki. Yani diğerleri biraz daha organizelere yakın. Ama hani benim gördüğüm süpermarkette 100'e yakın oyuncu var. Hani orada belki bir konsolidasyon ihtimali önümüzdeki dönemde olabilir. Evet. Peki şimdi biraz hani borsa tarafına daha çok ağırlık verelim. Gördüğümüz şimdi buradaki grafikten de anlayacağımız gibi söyleyemedim. BİM ve Migros'ta kar beklenenden daha iyi gelmiş değil mi? Birinci çeyrek 2022 birinci çeyrek tahminleri bunlar. Neden daha iyi geldi? Yani şöyle tabii enflasyon özellikle dördüncü çeyrek ve birinci çeyrekte çok hızlandı. Biz bu kadar böyle yüksek bir enflasyonist ortamı aslında hani biz yani Türk insanı olarak tabii ki uzun yıllardır biliyoruz enflasyona alışırız ama hani %9-10-15 enflasyonla %30-40 enflasyon, 60 enflasyon bir değil. Dolayısıyla hani burada tahminleri yaparken benim anladığım kadarıyla hani biz analistler biraz daha böyle muhafazakar tarafta kaldık. Yani %64'lük bir gıda enflasyonu vardı birinci çeyrekte. Biz hani o performansı yakalayamaz gibi düşündük biraz. Bir de diğer taraftan ilk çeyrekte tabii hatırlarsanız hem asgari ücrette ciddi bir artış oldu. Hem elektrik, doğalgaz gibi giderlerde ciddi %100'e yakın artışlar oldu. Burada biz marjların biraz daha aşağıda olabileceğine ihtimal veriyorduk. O şekilde gerçekleşmedi. Marjlar beklentileri aştı operasyonel tarafta. Zaten bunlar artık nakit üreten şirketler. Dolayısıyla nakitte olan şirketler. Dolayısıyla hani orada marjda yakaladıkları o yüksek performansı aşağı kadar aktarıp kuvvetli karlar elde edebildiler. Peki dönelim bir de ceza aldı şirketler. Tabii. Ceza konusuna dönelim. Ceza için ne dersiniz? Şirketlerin büyüklüklerine yansımaları nasıl oldu? Onu bize bir açıklarsanız çok memnun olurum. Şimdi aslında hani yarattıkları ciroya oranlı aldılar cezaları. Evet, daha. Ama tabii karlılık olarak baktığınızda bazı şirketler daha karlı, biraz diğerleri daha az kar ettikleri için BİM'in sanki cezasının net kar oranı biraz daha düşük kaldı. Burada cezalar görüyoruz zaten. Siz açıklarsanız memnun oluruz. Işte yani mesela BİM 958 milyon aldı. 718 milyon ödedi. Çünkü %25'lik bir avantajları var. Gerekçeli karar açıklandıktan 30 gün sonra eğer ödemeyi yaparlarsa. Yine Migros'ta 518 milyonluk bir ceza vardı. Carrefour'da 143 milyon ve A101 647 milyon.
Şok'ta da 384 milyonluk cezalar vardı. Toplamda 2.7 milyar TL'lik bir ceza vardı. Burada rekabet kurumunun verdiği kararda bu şirketlerin tedarikçiler üzerinden anlaşarak fiyatları birlikte belirledikleri mal alımında mal yani, alımında ve hani promosyonlarda birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle bu cezalar verildi. Evet. Şimdi devam eden bir aslında soruşturma daha var. Bu sefer de tedarikçilerle alakalı olarak. Bunlara gene perakendeciler dahil edildi. Ama hani sonuçta bu konu hakkında ceza aldıkları için şirketler bu soruşturmadan biz ceza almasını tekrar beklemiyoruz. Ancak zaten ceza alınmış dahiller. Dolayısıyla hani borsadaki performanslarına baskı yaratan unsurlardan biri de bu. Şimdi peki alınan cezalar karlara oranı vesaire düşünüldüğünde ve borsa performanslarına olan etki de görülüyor, baskı tabii, daha doğrusu görülüyor. Yani yeterince baskı olduğu, artık en kötüsü görüldü, bitti diyebilir miyiz? Yoksa daha mı fazla, yani beklenenden, sizin beklediğinizden, çünkü bu çünkü çok konuşuldu ya, o yüzden o konuşulma etkisi, haber etkisi de var. O etkiyle beraber daha mı fazla baskı yapıldı? Yani şimdi burada tabii fiyatlara girdi bu. Bir de tabii enflasyonla mücadele kapsamında sürekli perakendecilerin hani işte stok yaptıkları ya da fiyatları yüksek tuttukları iddiaları sürekli gündeme geldiği için hani burada yatırımcılar biraz da hani tekrardan acaba böyle bir risk ortaya çıkar mı endişesi taşıyorlar. Bu da fiyatlara olumsuz yansıyor. Fiyatlar üzerinde baskı yapıyor. Yani tabii, bu cezalar baskıya devam ediyor fiyatlar üzerindeki. Bir miktar performanslar daha ediyor, üzerindeki daha doğrusu. Şimdi tabii şöyle yani mesela BİM için konuşursak aldıkları ceza 2021'deki karlarının neredeyse %20'sine denk geliyor. Bunun bir de temettü etkisi de var. Yani sonuçta BİM düzenli şekilde temettü ödeyen bir şirket. Evet. Ve hani gerçekleşen temettüsü mesela önceki yılların gerisinde kalıyor bu sebepten dolayı. Yani çünkü mesela 2 sene önce yaklaşık 4 lira vermişti hisse başına. Bu şimdi bu sene 3 liraya düşmüş oldu. Önemli bir etki de bu aldıkları ceza şirketi. Evet, yani bu ceza sonuçta bu şirketlerin tabii kafasında sallanan demokrasinin kılıcı biraz öyle, evet, diyebiliriz. En çok sıkıntılı olan yanları bu. Bunun yanında rakamları bir perakende yasası da var aslında. O da 2021 yılında ilk kez gündeme gelmişti. Evet. Ne burada, içeriyor kısaca? Burada da hani kabaca yani çok taslak hani ayrıntıları çok ortaya çıkmadı ama ilk başta hedeflenen belli bir takım ürünlerin 1500 metrekarenin altındaki mağazalarda satılmamasıydı. 1500 metrekarenin altı ne demek? İşte bir indirim marketi genelde 500 maksimum 500-600 metrekare, minimumda 200 metrekare civarındadır. Dolayısıyla hani belli ürünlerin işte bunlar sigara, elektronik aletler, işte bir takım mobilyalar, cep telefonları vesaire tarzı ürünlerin bu marketlerde satılmaması yönünde hani bir takım maddeler olacağı tartışılmıştı. Öyle olunca tabii mahalle aralarındaki indirim marketlerinde çoğu şey satılamayacak. Tabii o özellikle o spot ürünler hani böyle işte salı günleri, cuma günleri falan getirilen Çin'den ürünlerin satılmasıyla ilgili sıkıntı olacaktı. Şok Market'te satışların %10'unu aşan bir sigara satışı var mesela. Sigara satışı yasaklanacaktı. Dolayısıyla hani bunlar ilk etapta ciro büyümesine tabii olumsuz katkı yapabilir. Yapabilir. Diğer taraftan hani bir başka unsuru da yasanın açılışlarla ilgiliydi. Yani belli aralıklarda mağazaların açılamaması ya da işte belli sokaklarda bu indirim mağazaların olması, olmaması, belli yani bir sokakta 3 tane mağaza olması. Mesela yani aynı marketin ya da işte büyük caddelerde 1 kilometre, 2 kilometre arayla mağaza açılamaması ya da 5000'in altındaki yerleşim yerlerine açılamaması mağazaların gibi. Unsurlar vardı. O belki büyümeyi biraz daha fazla etkileyebilir. Çünkü sonuçta sizin mağaza açarak büyüyorsunuz. Ve buna bir sınır geliyor. Ama diğerlerinde hani hızlı bir şekilde adapte olacaktır. Yani geçmişlerine bakarsanız bu şirketlerin zaten hani birkaç kez regülasyon değişmiş, yasalar gelmiş, rekabet kurumuyla ilgili sıkıntılar yaşanmış. Ama her şekilde adapte uyum olmuşlar. Sağlamışlar. Rekabetin kendisi de değişmiş. Peki biz var olana bakalım. Sizce gelen cezalar belli, ceza miktarları belli, karları belli, hisse fiyatı belli. Hisse fiyatına tamamen yansıdı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Zaten ödemeyi de yaptılar aslında, geride kaldı. Bir miktar tabii hani önümüzdeki dönemde ne olacak? Bir daha ceza gelecek mi? Enflasyonla ilgili bir daha sıkıntı olacak mı diye endişeler var.
Baskı yaratan şey o. Bunlar bence fiyatlarda. Zaten fiyatlara girdi. Dolayısıyla fiyatların bugünkü durumunda yani daha düşük olmasının nedeni de bu diyorsunuz. Tabii, yani daha yüksek tabii. olması beklenirdi eğer yani o cezalar olmasaydı. Varken, daha doğru deyimle. Bu kadar enflasyon varken hisselerin bu kadar az performans gösteriyor. Çünkü yani borsada hani enflasyonla bağlantılı büyümeyi en rahat satın alabileceğiniz şirketler perakende, gıda perakende şirketleri. Hı. Çünkü talep çok fazla etkilenmiyor. Tabii. Yani mecbur insanlar hani alışverişe. Enflasyonu en çok yansıtması beklenen. Hele ki indirim marketleri yani orada yani temel ürünler zaten insanlar alıyorlar. Bugün gazetede bir haber vardı mesela bu private label dedikleri öz markalı ürünlerin payı ciddi şekilde artıyor. Yani insanlar hani daha çok, o ürünleri alıyorlar. Hani daha tabii çok doğru çünkü daha ucuz. Yani hem, orada evet, daha ucuz hem de en temel gıdalar zaten evet. onlar. Yani bir marketimizin mesela süt ürünü var. Ben görüyorum. O süt her zaman öğleden sonraya kalmıyor. Öğlene kadar bitiyor. Evet. Diğer sütler koli koli duruyorlar orada. Doğal çünkü arada nereden baksan %50 fark var. Tabii doğru. Dolayısıyla insanlar mecburen onu tercih ediyorlar. Aslında işte bir önceki tartıştığımız konuyla da biraz alakalı. Yani fiyatları düşük kalmasını sağlayan ürünlerde bunlar biraz. Evet, evet. Peki Eren Bey, şimdi biraz dönüp mevcuta baktık ama borsacılar açısından, borsacılar demeyelim, borsa yatırımcılar açısından, daha doğru deyim bu tabii. Borsa yatırımcıları açısından rakamlara bakalım. Tabii önemli rakamlar var. Bunların başında ne geliyor? İşte net satışlar, FAVÖK, bir takım marjlar değil mi? O marjlar evet. önemli. Kar marjı, FAVÖK marjı, bunlarla ilgili. Şimdi elimizde tablolar var. Bu tablolara bakıldığında birinci çeyrek tabloları tabii. Burada benim gördüğüm FAVÖK marjı, FAVÖK'ü açıklarsak biraz daha. Yani ben FAVÖK'ü biraz esas faaliyet karı yani. Gibi bakıyorum evet. ama öyle midir yani? Doğru esas bunun faaliyet. Açılımı şey herhalde, herhalde değil yani biliyorum esasen. Faiz, amortisman, vergi öncesi kar doğru. demek. Yani esas faaliyet karından... Aslında amortismanı çıkardığımız, amortismanı geri eklediğimizde elde ettiğimiz kar. Esas faaliyet karı gibi bir şey yani. Esas faaliyetlerinden evet. ne kar elde ediyor bu şirket diye. Bunun marj denildiği zaman, FAVÖK marj denildiği zaman neye oranı? Satışlar oranı. Hı-hı. Dolayısıyla ne kadar büyükse o kadar iyi. Burada en iyi şokta görünüyor. Evet, orada tabii BİM'de de iyi. BİM ve Şok tabii indirim marketi oldukları için işte bu dönemde aslında daha olumlu etkilendiklerini söyledim evet. zaten. Burada biz tabii kiraya göre de düzeltme yapıyoruz. Şimdi bir mevcut kira, ödedikleri kirayla. Tabii çünkü 2018 yılı itibariyle bir muhasebe standardı değişikliği oldu ve kiralar daha önce bir operasyonel gider gibi bakılırken onlar yatırım harcaması giderlerine alındı. Dolayısıyla hem geçmişte daha rahat karşılaştırma yapabilmek hem de operasyonun bir parçası olan kira giderlerinin de hani ne kadar karlılıklarına etkisi olduğunu görebilmek için biz bu rakamı dönüp geri ekliyoruz. Evet düzeltmişiz ve burada öyle olunca BİM öne çıkmış. BİM öne çıkıyor evet çıkıyor. Biraz daha öne çıkıyor. Çünkü yani onu... elinize sağlık çok da güzel bir çalışma gerçekten çok sağ değerli izleyenler yani çok bu rakamları Türkiye'de de çok başka bir programda bulabilir misiniz bilmiyorum. Sağ olsun Evren Beyler. Düzeltilmiş rakamlara göre kiraların eklenerek düzeltilmiş rakamlara göre sonuçta önemli olan bu bizim için değil mi? Şirketin cebine giren çıkan sonuçta da ona göre de kar marjı net kar marjı oluşuyor zaten. Düzeltilmiş FAVÖK marjı rakamlarına göre BİM şirketi BİM'in rakamı herkesten daha iyi evet. gibi görünüyor. 6.5 ile Migros'ta 2.1 bu rakam, Şok'ta 4.3 ve Carrefour'sa da çok daha düşük evet. 0.1 civarında. Buradan gelip net kar marjına baktığımızda da yine BİM'in her türlü daha iyi olduğu görülüyor evet. sanki. BİM... Yani rakamlara bakıldığında öyle söyleniyor. Hiçbir tabii bizim burada bir şirketi övme şeyimiz yok. Ama rakamlar bunu söylüyor. Bu da açık açık görülüyor. Yani diğer nedeni şirket... nedir sizce? Yani o... Şimdi tabii BİM BİM zaten Şok'tan daha önce kurulmuş bir şirket. Hı hı. Yani şimdi iki kategoriye alalım. Birincisi indirim marketleri tabii şu anda hem içinde bulundukları konjonktür itibariyle daha iyi performans gösteriyorlar süpermarketlere göre. Çünkü hani pandemide de gördük. Yakınlık çok önemli.
Burada tüketiciye ulaşmak önemli. Bir de hani az önce konuştuğumuz o öz markalı ürünlerin en fazla oranda satıldığı marketler bunlar. Format daha standart. Dolayısıyla hani maliyetler yönünde daha avantajlılar. Yani işte Migros'ta mesela işte M-Jet dedikleri en küçük formattan başlıyor. 5M Migros'a kadar 5-6 tane format var Makro Center vesaire de kattığınızda. Ama BİM'de öyle bir format farkı yok. Bir tek fileyi ayırabilirsiniz daha evet. Süpermarket operasyonu olarak. O da standart ama. Şok da benzer şekilde daha standart bir format. Dolayısıyla burada hani operasyonel maliyetlerde zaten çok avantajlı bu şirketler. O karla olumlu yansıyor. Migros'un bir dezavantajı tabii şu anda online operasyonlarda diğerlerinin çok daha ilerisinde. Toplam satışlarının %15'ine yakını sigara ve alkol hariç. Onlar internette satılamıyor. Avantaj değil mi bu? Bu hani online tarafta önde olduğu kısım. Bu bir gelecek için avantaj muhakkak. Ama tabii orada hani az önce de konuştuk çok ciddi bir rekabet var. O rekabet olduğu için birazcık marjları baskılıyor. Diğerleri halka açık olmayanlarla, perakendeci olmayanlarla. Tabii diğer perakendeci olmayanlarla yani Getir'le hepsi burada. Hepsi ve onlarla rekabet halindeler. Evet. Dolayısıyla bu bir marjı olumsuz etkileyen faktör. Bunun için bir tabii teknoloji yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi bu motorla yapılan servis var evlere. Tabii. Onlar bedava veriliyor. Benzin fiyatı artıyor. Yani o bir maliyet yaratıyor. O ciddi bir maliyet kalemi. İşte asgari ücret artıyor herhalde çalışan sayısında. Yani BİM'in şokun işte burada kiraya göre düzelttik rakamları. BİM'in şokun mesela mağazaları daha ufak yerlerde mahalle aralarında ama Migros kocaman mağazalar tutmak zorunda işte daha ne bileyim büyük sitelerin altında açılıyor vesaire. Orada tabii kira maliyetleri daha yüksek oluyor. Evet. Dolayısıyla böyle değişik zaten bakıldığında bu görülüyor. Yani normal fabrik marjından düzeltilmiş fabrik marjına gelirken Migros'ta da görünüyor bu, Carrefour'sa da görülüyor ağırlıklı olarak. O kiraların etkisi Şok'ta da görülüyor. BİM ve Şok dediğiniz gibi BİM daha avantajlı. Şok da arkasından geliyor öyle burada söyleyeyim. Burada tabii şeyi de söylemek lazım belki. Şimdi BİM tabii çok uzun süredir hani sistemi tamamen oturmuş çok karlı bir şirket. Migros ve Şok'ta da ciddi bir dönüşüm var aslında yıllardır devam eden. Yani bu rakamlara biz belki geçen sene bu çeyrek bakıyor olsaydık hani tek seferlik etkiler hariç Şok Migros'ta zarar görecektik. Şok'ta bu karın dörtte birini falan görüyor olacaktık. Dolayısıyla aslında hani hızlı bir büyüme var bu şirketlerde de hani verimlilik artışı çok fazla. Mesela Migros'ta bundan 1,5 sene önce çok ciddi bir euro bazlı borç vardı. Bunu bitirdiler. Dolayısıyla hani orada o şirketlerde ciddi bir devinim var. Belki seneye baktığımızda BİM'e daha da yaklaştıklarını göreceğiz. Göreceğiz. Bunu da söylediğiniz çok iyi oldu bunu tabii. Bunu da hani göz önüne almak lazım. Bakıldığında satış büyümesinde yine yani ilk rakamlar onlar tablomuzda yani bayağı bir fark yani hem tutar olarak hem de büyüme rakamı olarak diğerlerine biraz fark atmış durumda ama yine de dediğiniz gibi Migros ve Şok'ta %60'a varan büyümeleri dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Herhalde siz aynı şeyi söyleyeceksinizdir. Borçlara bir dönüp bakalım. Biraz önce diğer yani aslında borç yok. Bahsettiniz. Yani şimdi şöyle net borç varmış gibi görünüyor aslında şirketlerde ama bu borç hani az önce bahsettiğim kirayla alakalı muhasebe standartı değişikliğiyle ilgili bir durum. Yani daha önceki yıllarda kira giderleri borca kaydedilmiyordu. Şimdi borç olarak kaydediyor şirketler, finansal borç olarak. Dolayısıyla o hariç baktığınızda aslında hem BİM'de hem Migros'ta hem de Şok'ta nakit pozisyon var. Ciddi bir nakit tutuyorlar. Zaten tabii. O yüzden de şirketler aslında değişik yatırım fırsatlarını değerlendiriyorlar. Örneğin geçenlerde Migros'un bir haberi vardı. Bir restoran dağıtım hizmeti vermeye başlayacağına dair. Daha önce BİM işte domates yetiştirileceği yapılacağını ya da işte bisküvi fabrikası açacağına dair elindeki nakdi değerlendirme yoluna. Elindeki nakdi farklı yollarda da değerlendirmeye çalışıyor şirketler. Yatırım yaparak önümüzdeki tabii. Dönemde. Evet. Bunları daha fazla görebiliriz. Hiç finansal yatırımları duydunuz mu ya da biliyor musunuz? Yani çünkü nakit gerçekten önemli ama mesela bu aralar eldeki nakit çok bir işe yaramıyor. Çünkü enflasyon çok yüksek. Öyle olunca belki yani başınıza bela bile olabilir. Şöyle bir durum var. Mesela son dönemde şimdi tabii özellikle Migros ve BİM ve Şok ufak tedarikçilerle çalışıyorlar. Bu tedarikçiler de tabii finansal olarak bu büyük şirketler kadar güçlü değiller. Dolayısıyla son bir iki çeyrektir
Şirketler erken ödeme yaparak hem bir miktar indirim elde ediyorlar, bu marjlarına olumlu yansıyor, hem de kendi tedarikçilerini korumuş oluyorlar. Önümüzdeki dönemde şirketlerinin sağlığını garanti etmek için ufak şirketlerin. Hı hı. Dolayısıyla hani şu anda aslında finansal yatırım olarak bunu görebiliriz. Bu biraz böyle işletme sermayesini son 1-2 çeyrektir bir tık daha kötü gösteriyor. Ama tabii önümüzdeki dönemde faydası bu şirketler için önemli olacak diyebiliriz. Evet. Yaptığınız çalışmada zaten kira yükümlülüklerinin kira yükümlülüklerinin tutarı belli oluyor ve bunun da daha sonra bu kira yükümlülükleri göz önünde bulunarak yapılan düzeltmede daha sonra net borç havuk oranında yine tablolara yansımış durumda. Evet. Bir de hisse çarpan fiyatı var tabii. Çarpan var. Çarpan var. Fiyat kazanç oranı. Evet. Ne demek bu fiyat kazanç oranı efendim? Fiyat kazanç oranı sizin elde ettiğiniz karı kaç yıllık, yani daha doğrusu mevcut hisse fiyatını kaç yıllık karla geri alacağınız. Evet. Buradaki rakamlar bizim veri. Gördüklerimiz son 12 aydaki, yani geleceğe dair bir tahmin değil. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu anda işte ortalama %50'ye yakın bir enflasyon var. Dolayısıyla eğer ki hani enflasyon kadar büyüse net karları, bu çarpanlar da işte %30-35 mertebesinde düşecek gibi değerlendirebiliriz. Zaten bizim tahminlerimizde de şu anda mesela işte BİM için 2022 sonu FK'sı aslında onun altında görünüyor tahmin olarak. Gene benzer şekilde Migros'un hızlı bir şekilde büyüyor net karı. Geçen seneden bu seneye. Hı hı. Orada da gene 10'a yakın aslında değerler var. Gene Şok'ta da %10 mu? 36'dan 10'a mı düşüyor Migros'ta? Evet, çünkü sonuçta kar çok hızlı artıyor. Anladım. Geçmiş tamam. Yıllardaki zarardan şimdi nakde döndükleri için. Döndüğü için evet. Bu söylediğiniz yani çok iyi oldu. Tamam. Dolayısıyla burada şimdi geçmişte tabii bunu bir kontekste oturmak gerekirse geçmişte iyi olduğu dönemlerde BİM'i tabii baz alabiliyoruz. Diğerlerinin çok fazla kar yoktu ama BİM'de bu değer ilginin fazla olduğu dönemlerde 30'ların üzerindeydi. Şimdi onlara kadar geldik. Dolayısıyla burada hani ciddi bir potansiyel var aslında. Ve hani enflasyonun yüksek seyretmeye devam ederse eğer önümüzdeki yıllarda da sonuçta bir momentum olacak öyle ya da böyle aşağı gelse bile. Hani bu çarpanların hızlı bir şekilde böyle daha aşağılara geldiğini görebiliriz. Enflasyon kadar yükselirse bir şey olmaz ama muhtemelen yani enflasyon dediğiniz %70 şimdi. Enflasyon tabii geçmişteki 70. Tabii. Önümüzdeki yıl hani ne olacak? Biraz daha herhalde aşağıda olacak işte genel. Merkez Bankası beklentileri %30'lar 40'lar mertebesinde evet. Şu anda bir yıl sonrası için. Dolayısıyla hani önümüzdeki 12 ayda %40 daha büyüse eğer net karı, hani enflasyon kadar büyüse, demek ki bu çarpanda %25-30 aşağı gelecek. Şöyle yani. Fikir yürütüyorum. Şimdi satış büyümesi %40, hı-hı, 41. Dolayısıyla enflasyon %80, 70, işte 80, yani neredeyse yarı yarıya. Şimdi bu böyle devam ederse FK oranı da giderek düşer diye düşünüyorum. Evet, işte eğer fiyat değişmezse, evet, hisse fiyatı değişmezse net kar büyüdükçe. Ha evet tabii. Hisse son 12 önemli. Ayda tabii şimdi %70 enflasyon var, %40 gibi büyüme görünüyor. Birinci çeyrek sonu bir kere, ondan sonra biraz daha hızlandı enflasyon. Diğeri de tabii ortalama enflasyon aslında daha doğru bir gösterge. Yani çünkü sonuçta hani bir anda bu seneki fiyatlar böyle geçen seneki fiyatlar gibi olmuyor. O arada da mal satıyor şirket. Enflasyon tabii zamanla yansıyor bu büyümesine. O yüzden ortalama enflasyonun üzerinde olup olmaması belki daha doğru bir gösterge olabilir. Ama yine de sonuçta önümüzdeki dönemde hani ortalama enflasyon da yükselecek gibi görünüyor. Bu da tabii eğer ki fiyatlar aynı kalırsa çarpanların daha da aşağı gitmesi geleceğin anlamına gelir. Bu da hisse fiyatının daha da ucuz olacağı anlamına geliyor esasen. Evet. Daha Türkçesi bu. Yani şimdi tabii 30'lar dedik hani belki o dönem olmayabilir artık, rekabet daha farklı, yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi farklı vesaire, bir sürü farklı unsur var. Ama hani sanki böyle bir perakende şirketi için enflasyon kadar büyüyen, kendi gelenekselden pay kazanan organizenin de olduğunu göz önüne alırsak, büyümenin hala kuvvetli devam etme potansiyeli olduğu bir sektörde bu çarpanlar bize bir miktar ucuz görünüyor tabii ki. Evet. Peki firma değeri bölü fabrik var. Ya o da aslında bu paralel neyi, bir şey. Burada da firma anlatıyor değerini yani hisse fiyatından yani, hı-hı, piyasa değerine net borcu çıkardığınızda. Borcu çıkarıyorsunuz. Niye çıkarıyorsunuz borcu? Çünkü şirketin gerçek değeri yani değeri net bu borç dediğimiz parasal, evet, bir durum. Yani tabii.
nakitte olabilir, borçta olabilir şirket. Ama evet, şirketin gerçek değeri firma değeri. Bu yani firma değeri. Hariç. Evet. Bunun da operasyonel karlılığa oranı. Yani kaç yıllık operasyonel karlılık şirketin değeri ediyor. Evet. Burada da ne kadar düşükse o kadar iyi mi? Aynı benzer şekilde benzer burada şey. Da ne kadar düşükse burada çok daha iyi gibi görünüyor o zaman. Değil mi? Evet, orada rakamlarda biraz daha ucuz görünüyor. Tabii, çok daha ucuz görünüyor. Şimdi ama şöyle, rakamlar bakın 88.5, 6.5, 4.7. Yalnız Carrefour'da çok, yani değerli izleyenler de muhtemelen dikkatini çekecektir. 53.6 yüksek görünüyor. Evet, Carrefour'da tabii karlılık çok düşük olduğu için oran biraz daha yüksek görünüyor yani, orada. Evet. Orada biraz. Ama bu 8.5, 6.5, 4.7 falan rakamları ortalama orada baktığımızda gene düşük. Aşağıda tabii beklenti. Şimdi aslında geçmişte karları daha düşükken Migros ve Şok'un firma değeri ve Favök, firma değeri Favök onlar için daha doğru bir göstergeydi ama şimdi artık kar eden şirketler olduğu için karlılıkları da belli bir seviyeye ulaştığı için hani bu üç şirketi karşılaştırırken aslında fiyat kazanca bakmak daha doğru bir gösterge olabilir. Evet. BİM'in neden biraz daha yükselmiş? Çünkü onda tabii kar, yani operasyonel tarafta yarattıkları karın aşağıya net kara yansıması daha yüksek olduğu için evet. Orada nedir? Aradaki makas daha yakın oluyor birbirine, yani FK ile firma değeri evet. Fabrik arasındaki anladım. Fark daha yakın oluyor birbirine. Peki Evren Bey, size son sorum şöyle olsun, şu olsun. Şimdiye kadarki beklentileri zaten aldık. Bundan sonraki beklentileri de özellikle büyüme yönelik beklentileri aslında öyle bir sorun vardı. Ama yine cevap vermek isterseniz bu anlattıklarınız faktörlerin, perakendeye yansıyan faktörlerin bundan yılın bundan sonraki kalan bölümünde durumu ne olacaktır? Aynı şeyler mi yaşayacağız şeklinde bir sorun vardı ama ben aldım o sorunun cevabını. Değerli izleyenler de almıştır ama belki bir iki cümle. Bir iki hani faktör belki etkili olabilir. Şimdi işte konuşulan önemli konulardan bir tanesi asgari ücrette bir artış daha olacak mı? Hı hı. Asgari ücret tabii yani personel gideri çok önemli bir unsur bu şirketler için ve asgari ücretteki artışa da paralel şekilde orada da maaşlar artıyor. Biz bu çeyrek, ya yani bu sene için en azından o etkinin çok olumsuz olmayacağını, hatta tam tersine olumlu olacağını düşünüyoruz. Niye? Hem enflasyonla birlikte ciddi bir ciro büyümesi var. Dolayısıyla operasyonel kaldıraç yüksek. Bu sebeple de personeldeki artışın etkisi çok sınırlı olacak. Hı. Diğer taraftan asgari ücretin artıyor olması alım gücü için olumlu bir olumlu gelişme. Dolayısıyla satışlar artar. Satışlara bir taraftan tamam maliyetleriniz yani çünkü çalışanlarınıza ödemeniz artıyor ama bu taraftan da satışlarınız artacak diyorsunuz. O daha olumlu olabilir. Bir de tabii 3. çeyrek özelinde bu sene turizm önceki 2 seneye göre hatta 2019'a göre iyi gidiyor. Hmm. Burada da hani sezonsal mağazaları var bu şirketlerin, yazlık yerlerde yazın açık olup kışın kapalı olan. Onların performansı 1-2 senedir kötüydü pandemi sebebiyle. Oradaki performansın 3. çeyreğe özellikle yansıması ciddi olumlu olabilir. Güzel. Özellikle 2 tane beklenti var. Hatta 3'e çıktı şimdi. Ben hani biraz toparlarsam bir büyüme beklentisi var zaten. Enflasyonla birlikte. 2 turizm dediğiniz o da önemli. 3 de asgari ücret artışı, evet. Gelir artışı. Bunlar da işte önümüzdeki dönem seçim vesaire konuşuluyor. Muhtemel gibi görünüyor sanki. Her alınan kararda onu artık hissediyoruz. Peki şunu sizden rica etsem, yatırımcılar perakende hissesi alırken bunun dönemi var mıdır? Hangi dönem alsınlar? Bunun hissesi seçerken belirgin kriterleri var mıdır? Hangi kriterleri baz alsınlar? Yani şimdi şöyle, şu anda tabii hisse fiyatları ciddi şekilde ucuz olduğu için belki biraz daha değişik bir ortamdayız ama hani perakende sektöründeki hisseler daha stabildir. Tahmin etmek daha kolaydır. Yani ülkenin büyüme potansiyeli bellidir. Ona paralel hareket ederler. Dolayısıyla bir miktar daha defansiflerdir. Evet. Yani piyasanın çok böyle coşkulu şekilde ralli yaptığı dönemlerde bu hisseler bir miktar daha geri kalabilirler. Ama tam tersine biraz daha böyle işte dalgalanmanın olduğu, biraz daha borsaya ilginin azaldığı dönemlerde de öne çıkabilirler. Yani bir daha stabil bir getiri arayan, ülkenin büyümesiyle, enflasyonun artışıyla birlikte bu büyümeden pay almak isteyen yatırımcılara bir miktar daha uygun hisseler bunlar. Hani şu anki ortam biraz daha farklı tabii. Çünkü hani bizdeki özellikle borsa şirketlerinin değerleri çok düşük. İşte hepsini konuştuk. Regülatör riskinden bahsettik. İşte genel ilginin az olmasından bahsettik vesaire. Ama hani normal bir ortamda bu hisseler biraz daha defansiftirler.
daha yavaş ama daha istikrarlı hareket ederler. Dolayısıyla dalgalanmalardan biraz daha az etkilenebilirler. O yüzden hani borsada biraz daha istikrarlı getiri bekleyen yatırımcılar için daha uygun hisseler olabilirler diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim sorularım bu kadardı. Belki hani bir son mesaj, son sözünüz varsa alabiliriz. Ya ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Keyif aldım açıkçası. Umarım izleyenler de keyif alırlar. Umarım ben de. Çok sağ olun yeniden. Efendim Borsanın Şirketleri programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer'di. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.